Ben Dilara Bozan, 24 yaşının son aylarındayım. 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldum, öğretmenlik bölümü. Şu anda İstanbul'da Kağıthane'de öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda hayatımın büyük bir kısmını oluşturan karate yapıyorum 19 yıldır. Bunun bir 9 yılı profesyonel anlamda Büyükler Milli Takımı'nda devam ediyor. En son yapılan olimpiyatlarda yarışma hakkı kazandım, yarıştım çok şükür. Olimpiyat 5.'si olarak ülkeme döndüm. 3.'lük maçında kaybettim. Şu anda hem antrenman yapıyorum hem öğretmenlik yapıyorum. İstanbul'da hayatımı sürdürüyorum. Şöyle 9 Eylül Üniversitesi'ni seçmek benim için hiç şey değildi. Yani böyle acaba bu mu o mu falan olmadı. Ben zaten YÖK'ten atandım. Direkt tercih yaptım milli sporcu olduğum için. İlk sıraya da 9 Eylül'ü yazdım. Çünkü neden olmasın? Yani her İzmirlinin ve Türkiye'de yaşayan birçok öğrencinin hayali gibi 9 Eylül benim için çok önemli bir üniversiteydi. O yüzden ilk tercihim de tuttu. İyi ki de 9 Eylül Üniversitesi'ne gelmişim zaten. Tabii bu soru çok uzun uzadıya verilecek bir cevabım yok çünkü okula yoktum. Ama ilk yıl dolu dolu bir üniversite hayatı yaşadım. Arkadaş ortamım o kadar güzeldi ki gerçekten hemen kaynaştık ve çok güzel bir arkadaş ortamımız oldu. Dolu dolu bir yıl geçirdim ama sonrasında okulda hiç bulunamadım. Okulu bu arada 6 yılda bitirdim. Gelemedim hep kamplardan dolayı, uzakta yaşadığımdan dolayı okula gelip gidemiyordum. Çok böyle anım yok açıkçası kampüste falan. Sadece yüzmeden nefret ediyordum. Sayın Erkan hocama çok selamlar. Ondan asla değil. Çok severim kendisini. Ama yüzmeyi okulda öğrendim desem yalan olmaz. Çünkü küçükken bir boğulma tehlikesi geçirmişim. Ve o yüzden nefret ediyordum havuzdan da denizden de. Erkan Hoca'nın sınavları sayesinde yüzmeyi öğrendim. O kadar. İlk yıl hocaları açıkçası hiç sevmedim. Çünkü liseden çıkınca, yani lisede ben şöyleydim. Benim başarılarımla gurur duyan, çok tatlı tatlı hanımlar da oradaki öğretmenlerim. Üniversiteye bir geldim. Direkt basketboldan kaldım, sporun temellerinden kaldım. Ne oluyor dedim. Bir şoka uğradım. Sonra Fırat Hoca diyor ki bana, Dilara seni geçirmek istiyorum ama topu elinde tutamıyorsun. Yani çocuklara ne göstereceksin, geçiremem seni diyor. Öyle olunca hepsinden bir şey oldum, yani irite oldum. Ama sonra tabii ben biraz olgunlaştım. Onlar beni tanıdı. Hani okula gelip gidemediğim için de diyalog kuramamıştık. Şu an hepsini çok seviyorum ve hani görüşmekten de, konuşmaktan da, fikir sormaktan da çok keyif alıyorum. Vizyonu da çok hoşuma gidiyor benim açıkçası. Ve örnek aldığım insanlar da var içlerinde. Çok değerli insanlar. Sonradan ben de biraz daha büyüdükçe, olgunlaştıkça fark ediyorum. Şöyle bir etkisi var çünkü 9 Eylül. Gerçekten herkesin bence hayal ettiği, hangi bölüm olursa olsun ya 9 Eylül olsun, yani öyle olan bir okul, üniversite. O yüzden ben iyi ki tercihimi 9 Eylül'den yana kullanmışım. Yani dediğim gibi bir ortama girdiğiniz zaman, hangi okuldan mezunsun hocam? 9 Eylül Üniversitesi insanı böyle bir tatmin edici bir mutluluk veriyor. O yüzden bu kadar. Şu an için başka bir artısını yaşayamadım çünkü daha çok taze mezunum. Öncelikle şöyle, ben üniversite dönemi boyunca hem kamplarda olup hem işte okulu uzaktan idare etmeye çalıştım. Bu yüzden açıkçası çok zorlandığım dönemler oldu ama ben çalışmayı çok seviyorum. Ve altyapım da sağlıktan geliyor, sağlık meslek okuduğum için. Burada işime yaradı gerçekten. Sağ olsun Gizem diye arkadaşım var benim üniversiteden. Bütün yıl not tutardı ve ben sınava girmeden o notları bana verirdi. Ben de onu bütün gece, hafta boyunca sular seller gibi çalışır ezberlerdim her girmeden önce sınava, işte bütün derslere o şekilde girerdim. Hiçbir sınavı yata yata geçtiğimi hatırlamıyorum. O yüzden emek olmadan yemek olmuyor. Yani çalışmayı bırakmayın. Her ne alanda olursanız olun. Çalışmadan hiçbir şey beklemenin bir anlamı yok. Yani hayal kurmanın da bir anlamı yok. Emek vereceksin, çalışacaksın ki karşılığını alasın. Dediğim gibi 6 yılda bitirdim okulu çünkü il dışındaydım, kamplardaydım. Ama benim için okulu bitirmek gerçekten çok önemliydi. Aslına bakarsanız çok fazla vakit de ayıramadım. Ama yine de bir o hırs vardı içimde, yani o okul bitecek. Gerekirse uzusun ama bitecek o okul diye. Çok şükür bitirdim ama şu bir gerçek ki çok çalışarak geçtiğim bazı dersler oldu. Egzersiz fizyolojisi mesela, örnek veriyorum, yani hiç unutamadığım derslerden bir tanesi. Bir de şöyle bir dezavantajım vardı benim. Ben çok yeteneksizim bazı konularda. Basketbolda çok yeteneksizim, handbolda çok yeteneksizim. Yani benim bunlar için normal insanlardan daha fazla çaba sarf etmem gerekiyor. Çünkü balkon çocuğu olarak büyüdüm. Karate yapmasaydım sporcu falan olmazdı yani benden. O yüzden biraz emek verdim. Siz de verin. Emek olmadan olmuyor yani. Bu konuyla alakalı açıkçası Acun Ilıcalı'ya bağlamak istemiyorum. Bir sene sonra bile düşünceleriniz değişebilirken, 5 sene sonra kendinizi nerede göreceğinizi nereden bilebilirsiniz falan. Ama gerçekten de aslında öyle. 5 yıl sonra kendimi
Hala sadece beden eğitimi öğretmeni olarak görmek istemiyorum ama belki de öyle olacak, bilmiyorum. Ben alanımda çok daha ileride olmak istiyorum. Yani ben karate yapıyorum ve bunu profesyonel anlamda yapıyorum. Olimpiyatlara katıldım. Benim Ferdi'de Avrupa Dünya ikinciliklerim var. Şampiyonluğum yok ve 5 yıl sonra belki de kariyerinde Türkiye'ye ilkleri yaşatmış bir Dilara olarak karşınızda olacağım. Umarım da öyle olur.